Burada x harfi üzerine konuşacağız. Farklı metriklerden kaynaklı olarak düşüş bekliyor. Ben öyle düşünmüyorum. Üzerine konuşmaya çalışacağız. Bu arada tabii ki abone olmayı unutmayalım. Aynı zamanda videoyu da beğenelim. Abone olmayan varsa abone olsun ve beğeni de aynı şekilde bıraksın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenenlere x harfi fiyatı iki temel metrik nedeniyle daha fazla düşüş görebilir diyor. Şunu merak ediyorum mesela haber nereden yazılmış? Bean Crypto. Evet. Acaba şu anda aynı şeyi söyleyecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Yani şu anda mesela bu siteye girsem acaba XRP coin ile alakalı şey görebilir miyim? Nedir o? Yani benzer bir haber görebilir miyim? Ben göremem diye düşünüyorum. Tesadüf mü? Onu da bilmiyoruz tabii ki. Veriler değişir, tahmin değişir diyeceksiniz ama fiyattan başka 22 Mart'tan bu vakte kadar hiçbir veri değişmedi. Her zaman söylüyorum, fiyat da asla bir sebep değil, her zaman bir sonuçtur. Yani fiyat belirli unsurların her zaman sonucu olmuştur, sebebi olmamıştır. Dolayısıyla bu noktada muhtemelen yakın zaman içerisinde fiyatlar sırf geri çekildiği için XRP fiyatı düşecek yazan Bean Crypto yine fiyatlar yükseldiği için XRP'de yükseliş beklentisi içine girecektir diye düşünüyorum. Halbuki dün attığım videolarda da sabittir. Önceki videolarda da XRP içinde pazar geneli içinde yükseliş beklentim hakimdir ve durum budur. Burada tartışılacak bir şey yoktur. Bu noktada yani pazar genelinde şu çok fazla oldu ama artık bu tarz şeylere çok şey tahammülüm kalmadı yani. Örnek veriyorum. Bakın. Videolar duruyor, izleyebilirsiniz. Duruyor bu kanalda şu anda. Örnek veriyorum bakın 34.600 civarlarından beridir de aynı şekilde konuştuğumuz. Dedim ki BTC tarafında boğa ha geldi ha geliyor derken çok açık bir beyanım vardı ve sürekli her videoda bunu söyledim neredeyse. Yani BTC'de boğa geliyor geliyor diye diye ATH görülecek şeklinde ve millet bir türlü ikna olmayacak falan şeklinde. Harbiden de alt rekor. Şimdi yine bir rekor geliyor. Altcoin'ler bunu fiyatladı. Shiba, Doge, Floki, Peep tamam mı? O sürekli cenaze kaldırdıkları var ya. Yani fiyat düşüşü her zaman olur. Boğa sezonunda fiyatlar ayı sezonundan çok daha beter düşer. Ama sonrasında korkunç derecede çıkar. Bir daha düşer, bir daha çıkar. Günün sonunda mecazen kısa süre içinde korkunç yükselişler yapmış varlıklar görülür. O yüzden öyle her çekilmede bu olursa işimiz zor. İkincisi 50 sentin altına düşürecektir diyor. Bunu şey yapmak için yani mesela 50 sentin altına bir düşüş bekliyor adamlar, tamam mı? En son bu mesela Ocak'ta gerçekleşti ve bunun olması için hiçbir sebep yoktu. Böyle bir beklenti değil. Yani bu yazı normalde yazılacak bir yazı değil, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ripple fiyatının altcoin'i aylardır kısıtlı tutan devam eden alt ayı fiyat hareketinden çıkması gerekiyor. XRP için en iyi tahmin bu yükselişin tersine dönme modelini doğrulamaktadır. Ancak ne yatırımcıların davranışlarına bakıldığında bu yakında gerçekleşmeyebilir. Ripple yatırımcıların iyimser olması gerekiyor. İyimser olmadığını nereden şey yaptım mesela? Hatırlatmak isterim. Bu tarz söylemleri, bu tarz böyle kötümser vesaire lafları bazı coinler için daha söylüyorlardı. Onlar Ekim'i örnek vermeyeceğim. Bak bir ay önceki videoları izlerseniz çok uzun değil yani. Bunlar bir ay önceki falan. Hatta bak ben size tarih vereyim. Şimdi bir iki tane tarih vereyim. O zamanlardaki videolardan açıp izleyin. Ne zamanı söyleyeyim mesela? Bakayım tarih. Mesela 25-26 Şubat'ta attığım videoları Shiba'da bir izleyebilirsiniz. Mesela. Ya da İlla ki atmışımdır ya da buna en yakın tarihlerde illa ki atmışımdır yani o günlerde. Bir izleyebilirsiniz o zamanlarla alakalı. Burada asıl önemli olan şey şunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman da aynı şeyi söylediler ve o zaman da aynı cevabı verdi. Tamam mı? Adamlar diyor ki işte
çakılacak, çökecek falan. Ya bu tartışmaya açık bir konu değil. Pazar geneli yukarı eğilimli. Şöyle bir gerçek var doğru. Finansal ortamlarda hiçbir zaman 2 ile 2'yi topladığında 4 bulmazsın. Ama bir noktada yalnızca zaman bağımsız olursan ortalama. Zaman bağımsız derken tutup da bir varlık aldın işte 20 sene yükselmedi 30 sene bekle. Ya öyle bir şey değil tabii ki. Ortalama çerçeve zaten belli ama çerçevenin içinde gezinirken rahat kalman gerekiyor. Zaten çerçeve belli. Orası kesin, orada bir problem yok. Çerçevenin içinde rahat kalmak gerekiyor. O yüzden aynı şekilde Pip'te çok ağlandı. Tamam mı? Pip için de tarih vereyim. O tarihlerdeki videolarımı izleyin hemen. Mesela Şubat'ta attığım videoları izleyin. Bakın Şubat'ta ne yapmış? 6,08 civarlarına falan kadar da görmüş zaten. Ya yani şimdikinin %90 daha düşük fiyatları. Tamam mı? Şimdi çünkü bunu söylüyorum. Vakti geldiğinde de çünkü bu tarihi vereceğim muhtemelen. Tamam mı? Hatırlatmayı seviyorum. XRP Coin'de de bu tarihi vereceğim. Bugün de tarih 25 Mart. Bakalım vakti geldiğinde ne olacak? Ripple fiyatı halihazırda daha geniş piyasa düşüş ipuçlarının yükünü taşıyor. Doğru tabii ki. Niye? Çünkü sonuçta BTC bir 5.000 dolar falan değer kaybettiği için öyle bir çıkarım yapması çok normal. Yatırımcılarla sınırlı değil, XRP sahiplerini de kapsıyor. Yeni adreslerin oluşumunu ifade eden AVM'sinde de kayda değer düşüş gözlemleniyor. Oğlum, kayda değer düşüş gözlemleniyor ne demek? XRP'de. Birincisi yeni adreslerin oluşumu pozitifi gösteriyor fakat daha az pozitifi gösteriyor. Yani ivme düştü diye hız azalmış olmuyor, haberin olsun. Bak bu manipülatif bir yorum, tamam mı? Yani küçük yatırımcı şunu okuduğu zaman belki ne dediğini anlamaz. Bir halttan bahsettiğini zanneder ama yutturamazsın yani bazı kişilere, haberin olsun. Aynı zamanda ağdaki yeni yatırımcı sayısı inanılmaz derecede arttı son zamanlarda. Cardano'da da öyle mesela. TVL değerleri neredeyse ATH'ta. Ne yatırımcısı? Son birkaç gündür düşüyor. Bu aktif adresler 3 ayın en düşük seviyesine ulaştığı geri yükselme belirtileri göstermiyor. XRP fiyat tahmini bu boğa dönüş formasyonu başarısız olacak. Bakalım hayırlısı. Yani ne başarılı olacak, ne başarısız olacak göreceğiz. Yani bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.